Hepinize yepyeni bir videodan daha tekrar selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda herhangi bir kod işlemi gerektirmeden Mintyr üzerinde node kurmaya bakacağız. Bu nodlar nasıl kurulur, ne yapmamız gerekiyor, bunlarla ilgili bir video olacak. Dün biz Privacea ismindeki şu ortada gördüğünüz nodu paylaştık Twitter üzerinde. Bugün de hep birlikte bu nodu tekrar birlikte kuracağız. Hem siz daha sonra çıkacak olan nodlar üzerinde bir fikir sahibi olacaksınız, hem de bu nod üzerinde nasıl nodumuzu çalıştırabiliriz, buna bakacağız hep birlikte. Dilerseniz videoya geçelim. Öncelikle açıklamalar kısmından Mintyr üzerine giderek hızlı bir şekilde hesabınızı oluşturabilirsiniz. Hesabınızı oluşturduktan sonra sizi de bu ekrana atacak. Buraya geldiğiniz zaman aktif slotlar, yani şu an node kurabileceğiniz slotları görüyorsunuz. Burada Privacea görünüyor. Burada deploy'a basıyorsunuz. Şu an 12 dolarlık ve 24 dolarlık olan bitti. Sadece 65 dolarlık olan var. Ama bunu kendileri de açıklıyor. Bu slotlar bittikçe düzenli bir şekilde bunları yeniliyorlar. Yani benim 65 dolar verecek ya da 25 dolar verecek bir bütçem yok diyorsanız, yeni slotlar açıldığında 12 dolarlık, 13 dolarlık olanı da alabilirsiniz. Bunlar ne fark ediyor? Bunlar size belli bir çarpan veriyor. Bu çarpanlar üzerinde de ne kadar yüksek tutarda bir nod alırsanız ona göre nodunuzun çarpanı artıyor diyebiliriz. Dediğim gibi açıklamalardan geldik. Hızlı bir şekilde burada hesabımızı kurduk ve kurduktan sonra burada geldik. Şu an 65 dolarlık üzerinde alışı göstereceğim. Buy node'a basıyoruz burada. Bastıktan sonra bizi ödeme ekranına yolluyor. Burada ne üzerinden ödeme yapacağımızı seçiyoruz. Atıyorum ben dolar üzerinden ödeme yapacağım. Hangi ağdan yapacağım? İşte BSC ağından yapacağım diyor. Ödemeye geç diyorum ve gördüğünüz gibi şurada bana bir adres verdi. Bu adresi kopyalıyorum. Bu adrese burada belirtilen tutarı yolluyorum. Yolladıktan sonra burada check ediliyor zaten gördüğünüz gibi. Ve check edildikten sonra da hızlı bir şekilde onaylanıyor sizin ödeme işleminiz. Onayladıktan sonra peki ne oluyor? Geri dönüp buna bakalım. Şurada aktif nodes kısmına sizin bu şekilde nodunuz gelmiş oluyor. Burada dağıtım için biraz beklememiz gerekebilir. Ya 1 saat, 2 saat, maksimum 3 saate kadar bir bekleme süresi olabiliyor. Yaptıktan sonra şurada Details of your node diye bir kısım var. Buraya basıyoruz ve bastığımız zaman bizim node adresimizi burada veriyor. Buraya gelip bunu kopyalıyoruz. Peki kopyaladıktan sonra ne yapacağız? Biz bu videonun açıklamalar kısmına da tweetimizi koyacağız. O tweet üzerinden adım adım gidebilirsiniz. O tweette de linkler olacak. Bu videonun altında da yine linkler olacak. Node adresimizi kopyaladıktan sonra ne yapacağız? Yine açıklamalar kısmında verdiğimiz adrese gideceğiz. DeepSea'ya. Buraya geldikten sonra bu şekilde görünecek önce ekranınız. Dediğim gibi biz açıklamalar kısmına da buranın linkini bırakacağız. Geleceksiniz bu siteye. Burada My Privanetics Node diye yazıyor. Buraya tıklayıp Set One Up Now seçeneğine tıklayacağız. Buraya tıkladıktan sonra bir ekran açılacak bize. Buraya işte bir isim gireceksiniz. Siz kendiniz bir isim seçebilirsiniz. Burada 1 ile 3 arasında tutmanız gerekiyor. 2 ideal burada. Ve son olarak buraya node adresimizi yazacağız. Adresimize gittik. Buraya bunu yapıştırıyoruz. Onaylıyoruz ve Set Up My Node diyoruz burada. Bir loading ekranı var. MetaMask üzerinden bir onay gerekiyor. Bu da Arbitrum Sepolya üzerinde bir fi kesiyor. Yani testnet ağında bu işlemleri yapabilmek için Arbitrum Sepolya ağında ufak da olsa bir Ethereum bulundurmanız gerekiyor. Bunu da onayla dedik. Biz aşağı açıklamalar kısmına Arbitrum faucetlerin linkini de bırakacağız. Gördüğünüz gibi imzalıyoruz burada ve şu an işlemi tamamlandı. Node information olarak burada yazıyor. Şu an burası offline, bunun online'a geçmesini beklemeniz gerekiyor. Burası şu anda offline, bunun online'a geçmesini bekleyeceğiz. Buraya geçene kadar hemen gidip burada diğer faucetimizi yapalım. Şurada Genesis faucet yazıyor. Buraya diyoruz. Yüzden adresimizi alıyoruz. Buraya kopyalıyoruz. Yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra Retrieve Token diyoruz ve tekrar bir onay vermemiz gerekiyor. Verdikten sonra biz tokenlarımızı gördüğünüz gibi onaylandı ve hesabımıza geçti. Şunu da belirteyim. Buraya fazla bir Genesis token ekle bir anlam ifade etmeyecek. Bir tane eklemeniz yeterli. Burada önemli kısım başta söylediğimiz fiyat kısmı. Orada ne kadar yüksek bir node alırsanız ona göre çarpanınız artacak. Yani buraya 1'de, 2'de, 5'de, 100'de stake etseniz bir şey değişmiyor. Bunu da ekleyeyim. Online'a geçtikten sonra peki ne yapacağız? My staking yazıyor burada. Buraya basacağız ve burada bizim nodumuz çıkacak. Details diyeceğiz ve burada stake edeceğiz. Buraya geliyoruz. Stake'e basıyoruz ve ne kadar stake etmek istediğimizi soruyor. Biz bir tane faucetten aldık. Dediğim gibi bunun bir önemi yok. O kadar, yani ne kadar fazla yatırdığınızın bir önemi yok burada. Önemli olan not çarpanınız, başta gösterdiğim kısım. Buraya geliyorum. 1 diyorum. Approve'a basıyorum ve cüzdanımdan yine bir onay istiyor. Bunu onaylıyorum. Ve gördüğünüz gibi burada pre-staking kısmına 1 yazdı. Bunun staked kısmına geçmesi gerekiyor. Bu staked kısmına geçtiği zaman sizin nodunuz çalışmaya başlıyor. Bu birazcık uzun sürebiliyor. Yine 4-5 saat daha da uzayabiliyor. Bu platformun yoğunluğuna göre değişiyor. Bura 1 olduğu zaman sizin nodunuz aktif olarak çalışmaya başlıyor. Tekrar gelelim bakalım burada. Dediğim gibi burası online'a dönecek. Online'a döndükten sonra my staking'e gidip burada details'a basacaksınız, stake'e basacaksınız ve bir yapıp
Burada bunu stakeleyeceksiniz. Ondan sonra burası da staked 1 kısmına geldiği zaman işlem bitmiş oluyor. Yapmanız gerekenler privacy nodu için bu kadar. Bunun haricinde başka bir not kurmak isterseniz gelip buraya aldıktan sonra nodu şurada GUID şeklinde yazar ya da burada GUID şeklinde yazar. Buna bastığınız zaman Mintair'ın sizin için hazırladığı rehberleri de görebilirsiniz. Ha, ben privacy üzerinde yapmayacağım, başka bir not kuracağım dediniz. Geldiniz buraya, farklı bir not kurmak istiyorsunuz ya da yeni nodlar geldi. Bunlar üzerinde bir kurulum işlemi yapmak istiyorsunuz. Geldiniz buraya, aktif nodlarda GUID'e bastınız ve burada ne üzerinde, hangi nod üzerinde işlem yapmak istiyorsanız size tek tek adım adım burada göstermişler ne yapmanız gerektiğini. Bunlar üzerinden de farklı eğer nod kuracaksanız bu şekilde ilerleyebilirsiniz diyelim. Mintair üzerinde nod kurma bu şekildeydi. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Umarım izleyen herkesin hoşuna gitmiştir diyelim. Eğer içeriğimiz hoşunuza gittiyse aşağıdan bir like ve kanala abone olursanız çok sevinirim. İzleyen herkese teşekkürler. İyi günler.